Kıymetli arkadaşlarım merhaba, ben Mustafa Onur Bozkuş, yayın yazarıyım. Uzun yıllar Türkiye'nin pek çok yerinde, Samsun'da, Ordu'da, Kütahya'da, Bursa'da, İzmir'de, Manisa'da yüzde derslerle sizlerle birlikte olduk, uzaktan eğitimlerle sizlerle birlikte olduk. İşim biraz daha mutfak kısmındaydım, daha yayın yazarlığı kısmındaydım. Bu sene itibariyle nasip oldu, sizlerle artık yüzde işin vitrin kısmına da geçmiş olduk. Dersimiz Türkçe, genel yetenek kısmındaki Türkçe. Öncelikle ne var, nasıl anlatacağız onlardan bahsetmiş olayım. Kıymetli arkadaşlar 30 tane Türkçe sorumuz var. Ancak burada şuna bakmak lazım. Türkçe 30 soru gibi görünse de aslında uzun paragraflardan dolayı, sözel mantıklardan ve ağır dil bilgi sorularından dolayı sınavda ortalama 40 dakika, 45 dakika, 60-70 dakikaları buluyor ne yazık ki. Yani sizler tarihe çok çalışsanız da, coğrafyaya çok çalışsanız, vatandaşlığa çok çalışsanız da eğer Türkçe'de 30 tane soruyu 50 dakikada, 60 dakikada çözüyorsanız ne yazık ki haftalarca, sabahlara kadar, aylarca çalıştığınız o üniteleri hoca yokken gelin size anlatın o kadar iyi biliyorsunuz ama süreyi doğru kullanamadığınızdan dolayı pembe optiği teslim edip sınavdan çıkmanız gerekiyor. Yani aslında bir tane branş gibi 30 soruluk tek bir ders gibi görünse de aslında sınav süreci içerisinde o kadar harcadığınız emeği direkt doğrudan etkileyen bir ders. Ben burada sizin yükünüzü alacağım. Şimdi burası çok önemli. Onur Hoca tarzında anlatacağım. Hiç tanıma girmeyeceğim. Bütün konuları tanımsız. Sadece tablolarla, şekillerle, zihin haritalarıyla, kavram haritalarıyla anlatacağım. Sizi yormayacağım. Hatta bana da ihtiyacınız kalmasın. Post-itli kağıtlara, notlara, yazdığınız şeyleri falan hiçbir şeye ihtiyacınız kalmasın. Yolda yürürken konu tekrar yapabilin. Kafenin birinde otururken, kahvenizi içerken, metroda konu tekrar yapabilin. Konseptimizi bu şekilde belirlerim. Ne demek istediğimi tanıtım videosundan sonra ilk videoyu, sadece birinci videoyu izleseniz ne demek istediğimi çok daha rahat anlarsınız. Şimdi 30 sorumuzun içerisinde 6, 7, 8, ben 8 yazmış olayım. Dil bilgisi sorumuz var ve gerçekten ciddi bağlamda özellikle 2013'ten sonra ağır sorular geliyor. 4 tane sözel mantık var. İlk defa hazırlanan arkadaşlar varsa aramızda sözel mantıklar 2013 yılıyla beraber geldi. Ondan önce zaten ALES'lerde, DGS'lerde vardı ama ilk defa 2013 yılında sözel mantık geldi. Birazcık zor, ortalama 10 dakikasını alıyor genel olarak adayların ama ben sizinle tablo yapmadan, burası çok önemli, çıkmış soruları 2022'den itibaren geriye doğru çıkmış soruları tablosuz şekilde, çok daha basit şekilde çözeceğim. Yani şu an yükünüzü almaya geldim. İçiniz rahat olsun, arkanıza yaslanın. Ne demek istediğimi sadece birinci videomuzu, ilk videomuzu izlediğinizde göreceksiniz. Devamında da ortalama 18 tane sorumuz sözcükte anlam, cümlede anlam ve paragraf kısmında var. Şimdi buradaki önemli şey şu, tekrarlamış olalım. Türkçe dersi gibi baksanız da aslında bütün sınav sürecinizi etkileyen çok 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 önemli bir ders. Ve arkadaşlar son olarak toparlayayım. Son 10 yılın istatistiklerine baktığınızda ne yazık ki 30 tane Türkçe sorusunun Türkiye geneli net ortalaması 14, 15, 13, 16'larda kalıyor. Yani tüm Türkiye'de bile düşündüğümüz kadar böyle herkesin 27-28 net yapamadığı ama nasıl olsa Türkçe falan dediğimiz bir şey değil ne yazık ki. Şimdi bu konsepte şunları anlatayım size. Neden böyle değil? Herkesin bildiğini düşündüğü, zaten yapabildiğini düşündüğü bazı püf noktalardan bahsedeyim. Tanıtım videomuzda sizi biraz ters köşe olan yerlerle konseptlerin, videoların içerisindeki içerikle ilgili bir fikir vermiş olayım. Şöyle başlayalım arkadaşlar. Şimdi ilk olarak videolarda neyi anlatacağız? Yani zaten bütün arkadaşlarımız, çok kıymetli hocalarımız YouTube üzerinde video dersleri yapıyorlar. Onur Hoca tarzında ne yapacağız onu söyleyelim. Ben sizi yormayacağımı söyledim, üzmeyeceğim. Hiçbir şekilde angarya bilgiler, gereksiz bilgilerle sizi yormayacağım. Sadece tablolarla, şekillerle, şemalarla anlatacağım. Mesela cümlenin ögeleri neredeyse her sene soru gelen yerlerden bir tanesi. Çok basit olduğunu düşünüyoruz. Ortaokulda gördük, lisede gördük, KPSS'de de neredeyse her sene bir tane soru geliyor. Aday hemen şunu yapıyor. A ne kadar kolay soru. İşte koş yüklem. Kim koşsun? Ahmet Özne diyor. Ama Ahmet Özne değil. Nasıl yani değil diye düşünürseniz ilk videomuzu izlediğinizde, birinci videomuzu izlediğinizde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Çok basit gibi duruyor ama koş yüklem, kim koşsun sen, gizli öznedir. Burada Ahmet bir seslenmedir, hitaptır. Yani şöyle düşünün, hey koş, şşt koş dediğimizde nasıl ki hey'e gizli özne, hey'e özne diyemiyorsak gizli özne sen ise burada da Ahmet hey, şşt bre, Ayşe, Ahmet gibi bir seslenmedir, ünlemdir. Yani bizim hep alışık olduğumuz gibi koş kim koşsun, Ahmet, Ali, Ayşe şeklinde özne demiyoruz. Devam edeyim. Kaydı yüklem. Adaylar genelde şunu yapıyor. Neyi kimi soruları belirtili nesneye verir. İşte neye, neyde, neyden dolaylı tümleci verir. Zarf tümleci vardı, durum zarfı, zaman zarfı hatırlayın. Aday şunu yapıyor. Kaydı yüklem. Neyi kaydı, ayağı belirtili nesne diyor.
ama belirtili nesne değildir. Çünkü kaydı yüklem, kayma işini yapan ne, kayma fiilini gerçekleştiren ne? Ayaktır. Özetle KPSS'de tuğla gibi cümlenin ögeleri soruları geliyor. 5-6 satır böyle çiz Allah çiz şeklinde. Şu küçücük iki kelimeden oluşan cümlenin ögelerinde bile Ali'ye özne dediyseniz, ayağına belirtili nesne dediyseniz hata yaparsınız. İşte videolarımızın içerisinde hepimizin bildiğini düşündüğü, yıllardır bize anlatılan ama yanlış olan ya da ters anlatılan kısımlara değineceğiz. Örnek, şu garip dünya. Tutun ki sınavda geldi. Dedi ki 4 numaralı ifadede bir isim birden fazla sıfatla nitelenmiştir. Doğru mu? Dünya ismi var. Birden fazla sıfat. Doğru gibi geliyor değil mi? Ama değil. Neden değil? Hemen izah edeyim. Şimdi sıfatlar iki ana omurgadan oluşur. Yani niteleme sıfatı ve belirtme sıfatı. Niteleme sıfatları nasıl sorusuna cevap verir? Belirtme sıfatlarında ise 4 alt başlık var. İşaret, belgisiz, sayı ve soru. Bak şimdi, deseydi ki bir isim birden fazla sıfat almıştır doğruydu. Ama burada nasıl dünya, garip dünya niteleme, şu dünya ise işaret yani belirtme sıfatıdır. Bakın burası çok önemli. Bir isim birden fazla sıfat almıştır dese doğru. Ama burada birden fazla niteleme sıfatı yoktur. Yani burada bir isim bir sıfatla nitelenmiş, bir sıfatla ise belirtilmiştir. Niteleme başka bir şey, belirtme başka bir şeydir. Sakın ola ki ne kadar kolay soru. İki tane sıfat var zaten demeyiniz. İşte videolarımızın içeriğinde bu tarz ters köşelik yerleri anlatmış olacağız. Devam edeyim. Açabilir. Diyor ki 5 numaralı sözcük bileşik çekimli eylemdir. Aday hemen şunu düşünüyor. İşte yeterlik vardı. Ebilmekler, tezlik, sürerlik falan var ya. Açabilir, ebilmek. Doğru mu? Değil. Neden değil? Bak, çekimli eylemi soruyoruz. Eğer bileşik eylem deseydik, evet doğruydu. Yeterlik bileşik eylemi vardı, ebilmek. Küçük bir kelime oyunu, tıpkı şu garip dünya örneğindeki gibi. Burada vurgulanan şey bileşik çekim. Bileşik çekim neydi? Hatırlayın. I or do, yani iki tane ki peki. İkincisi the ise hikaye. I ormuş, yani iki tane ki peki. İkincisi mışsa rivayet. İ orsa, yani iki tane ki peki, ikincisi sesaysa da koşul bileşik çekim oluyordu. Geliyordu, geliyormuş, geliyorsa. Yani iki ki peki olursa bileşik çekim diyorduk. Bak kelime oyunu var burada. Ben burada neyi sormuşum? Çekim demişim. Burada ne var? Bir tane ki peki var. Sadece geniş zaman var. Yani bu aslında bileşik çekimli değil, basit çekimli eylemdir. Bileşik eylem deseydi o zaman ebilir kısmına bakardık. Aman dikkat. Devam ettim. 3 numaralı sözcük dilek kipiyle çekimlenmiştir. Çok kolay gibi duruyor mesela. Dilek kipiyle çekimlenmiş. Aday hemen şunu yapıyor. Aa hocam bu minimalı. Gerekli kipi değil mi? SSA değil ki zaten diyor. Bak şimdi çok önemli. Tabii ki doğru. Niye? Çünkü kipler iki ana omurgadan oluşur. Bakın arkadaşlar. Birincisi bildirme. Diğer adıyla haber kipleri. Yani zaman ekleri. Burası çok önemli. İkincisi de dilek tasarlama kipleri. Dilek kipleri. Yani içerisinde ne var? Dilek koşul, gereklilik, emir, istek. Yani kastettiğim şey şu. Gereklilik de dilek kipidir. Dilek koşul da dilek kipidir. Emir de dilek kipidir. İstek de dilek kipidir. Burada neyi sormuşuz? Dilek kipiyle çekimlenmiştir dedik. O zaman doğru. Şayet seçeneklerde şöyle sorsaydık. 3 numaralı sözcük dilek koşul kipiyle çekimlenmiştir deseydik. O zaman hatalı olur. SSA arardık. Yani bunu görür görmez ne kadar kolay melimalı gereklilik falan demiyoruz. Gereklilik de olsa sonuçta dilek kipidir. Ana başlık küçük bir kelime oyunu. Aman 3 rengine dikkat edin. Hani bazen bildiğimizi düşünürüz, sınava gireriz, testi çözeriz. En emin olduğumuz yerlerden yanlış yaparız ya. Küçük kelime oyunları videoların tamamında bu tarz yerleri işledik. Ters köşelik yerleri işledik. Örnek birinci cümlede yer yön zarfı kullanılmıştır diyor. Bunu belki tahmin edebilirsiniz. Herkes içeri, ileri, geri falan yer yön zarfı da bulur. Ama burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Eğer i, e, d'den halekleri varsa buna artık biz yer yön zarfı değil isim diyorduk. Püf noktalarını videoların içerisinde anlattım. Devam edeyim. Basit örneklerden bir tanesi. Mevzu şu. Eğer özne varsa gizli özne veya gerçek özne etken çatılı eylem denir. Her yerde bu yazar. Mesela rüzgarlı yüklem. Rüzgarlı olan şey ne? Hava. Ne zaman bugün? Zarf tümleci. Nerede? İzmir'de dolar tümleci. Aday bana diyor ki, öğrenci bana diyor ki, hocam işte hava özne etken değil mi? Tamam doğru ama
İsim cümlelerinde çatı aranmaz. Çıkmış sınav sorusu var bununla ilgili. Aşağıdakilerden hangisinde çatı özelliği aranmaz? Senin böyle yapacağın belliydi. Bellimek olmadığına göre, yani yüklem eğer isim ise özne olsa bile çatı aranmaz. Niye? Çünkü ünitenin adı zaten eylemde, fiilde çatıdır. Buraya dikkat etmekte fayda var. Ters köşelik yerler. Devam ettim. Adaylardan bir tanesi yine geçenlerde bana sormuştu. Şurayı sileyim gözünüz yormasın. Dedi ki, ya hocam iki tane T harfi yan yana gelirse daima her zaman benzeşme oluyormuş. Ben böyle duydum dedi. Şimdi olur mu öyle bir şey? Olmaz. Şunu yapmaya geldim bir kez daha söyleyeyim. Yüzde derslerimize yıllarca yaptığımız, farklı illerde dolaştığımız, gezdiğimiz arkadaşlar, imza günlerinde, kitap fuarlarında denk geldiğimiz arkadaşlar, uzaktan eğitimlerde denk geldiğimiz arkadaşlar ne demek istediğimi biliyorlar ama beni ilk defa izliyorsanız şayet ezberden kurtarmaya geldim sizi. Mantığını anlatmaya, işin mutfağını göstermeye geldim. Bana da ihtiyacınız kalmasın. Çünkü mantık şu, her ne kadar bu bizim için bir iş gibi görünse de, yani daha böyle mekanik, karşımda bir kamera varmış gibi görünse de, şu an gözlerimin içine bakan, orada bu benim için bir iş gibi görünse de, orada 65-70 yaşına kadar yaşayacağı bütün hayatı etkileyen bir sınava hazırlanan insanlar olduğunu biliyorum. Evli olan var, çoluğu çocuğu olan var, kurs parasını biriktirmeye çalışan var, video ders notunu zar zor alan var, ne bileyim işte sevdiğine kavuşamayan var, polis olmaya çalışan var, nişanlısı olan var, hayat sonuçta gümbür gümbür akıyor, özel sektörde çalışan var. Tekrar buralarda biraz şey oluyor ama beddua gibi, tekrar buralarda denk gelmeyelim inşallah. İnşallah atandığınız yerlerde, seminere, imza gününe, çay çorba içmeye geldiğimizde bu günleri analım diye söylüyorum. Bu tarz ezber bilgilerden lütfen kurtulun. Ben sizi kurtaracağım. Kastettiğim şey şu, elektrik hattı dediğimizde, İlla iki tane T harfi yan yana gelince ünsüz benzeşmesi mi oluyor? Örnek, hat-ı, hattı. Burada ne var? Ünsüz türemesi var. Ya da diyor ki adaylar bana, hocam taşınabilenler küçük, taşınamayanlar büyük yazılırmış. Şimdi bakalım, Manisa ili dediğimizde Manisa ilini taşıyabiliyor muyuz, kaldırabiliyor muyuz? Ya da Efeler Köyü dediğimizde, Osmanlı siyaseti, Türk kültürü dediğimizde taşınabilenler küçük yazılıyordu, taşınamayanlar büyük yazılıyordu. Böyle bir anlatım varmış. Sonuçta bunlar kalkabiliyor mu? Taşınabiliyor mu? Hayır. Yani kastettiğim şey şu, ezber bilgilerinden ziyade ben sizinle olabildiği kadar pratik şeyler anlatacağım. Anlam kısmına döneyim. Arkadaşına yardım etmek için gelmiş. Aday diyor ki neden geldi? Arkadaşına yardım etmek için geldi. Aklınızda bulunsun, mek için ifadesi amaca gönderme yapar. Cümlelere neden üzerinden değil, amaç üzerinden yaklaşmanız gerekir. Yani hangi amaçla geldi? Arkadaşına yardım etme amacıyla. Devam edeyim. Mesela çok basit olduğunu düşündüğümüz, herkesin bildiğini düşündüğü çok kolay sorulardan, paragraf sorularından bir tanesini açayım. Aslan gibi gençler bir anda. Bu parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır? Hatırlayın, lisede biz gördük. Benzetme yönü, benzetme edatı, istare falan diye. Aday diyor ki aslan gibi genç. Çok kolay soru hocam, benzetme. Ya da Türkiye'nin %12'si dediğimizde %12 olduğuna göre sayısal veri. İkisi de hatalı. Cevaplar Adana değil. Nasıl değil diye düşünüyorsanız işte videolarımızın içerisinde bu tarz ters köşelik yerleri basitçe pratik tanımlara girmeden anlattık. Şimdi olay şu arkadaşlar. Anlatım biçimleri sadece 4 adet. Betimleme, öyküleme, açıklama, tartışma 4 tane. Beşincisi yok. Bak ben size neyi soruyorum? Anlatım biçimini soruyorum. Tuğla kadar paragrafın ilk harfini bile okumadan siz bu püf noktayı, tüyoyu biliyorsanız şayet benzetme düşünceyi geliştirme yolu, karşılaştırma düşünceyi geliştirme yolu, yoğunluk, anlatımla ilgili özellik. Sokak jargonuyla, amiyane tabiriyle sallasam bile şansımı %50'ye kadar çıkartmış olurum. Çünkü sadece ikisi anlatım biçimidir. Ya da sayısal verilerden yararlanma, düşünceyi geliştirme yolu. Açıklık, anlatımla ilgili özellik. Tanık gösterme, düşünceyi geliştirme yolu. Sallasam bile şansımı %50'ye kadar çıkartmış olurum. Çünkü sadece ikisi anlatım biçimidir. Hocam benzetme yok mu? Tabii ki var. Sayısal veri yok mu? Tabii ki var. Ama orada soru kökünde sorulan ne? Anlatım biçimi. Tamam mı? İşinizi kolaylaştıracağız. Gelelim sözel mantık kısmına. Sözel mantık dendiğinde klasik şöyle bir şey yapılır hemen. İşte kişileri yukarıya yaz, bilmem neleri buraya yaz, eşleştir, tik at, çarpı at falan. Arkadaşlar bir daha söyleyelim. İlk defa hazırlananlar varsa özellikle. Bunların tamamını, çıkmış soruları özellikle, tamamını sizlerle çözeceğim. Ve bunların hiçbirinde tablo yapmayacağız.
bir daha söyleyeyim. Şuradan kurtaracağım sizi. Nasıl olduğunu Sözel Mantık videosunu tıkladığınızda görürsünüz. Olabildiği kadar yükünüzü alarak, yani ben burada kişisel şov yapmayacağım, PR yapmayacağım. Bir sınav var. İnşallah atanın gidin. Bunun üzerine bir ders işlemiş olacağız. Bunların hiçbirinde, hepsi yakın tarihli dikkat ederseniz, hiçbirinde tablo yapmayacağız. Böyle X-Y koordinat sistemi gibi T tablo mantığına geçmeyeceğiz. Ve son olarak birkaç tane daha dil bilgisine döneyim. Akşamki yemek kötüydü gibi bir örnekte deniyor ki işte 4 numaralı sözcük olumsuz bir cümledir. Değildir. Olumludur. Niye? Hocam kötü yazıyor ya orada. Doğru. Ama bizde uyandırdığı mesajdan ziyade yargının gerçekleşip gerçekleşmediğine bakıyoruz. Sonuçta kötü oldu mu? Oldu. Doğal olarak olumlu cümledir. Devam edersek. Hisse iki harf yan yana gelirse her zaman ünsüz türemesi deniyormuş. Adaylardan bize gelen yorumlar bunlar. Her zaman ünsüz türemesi olmaz. Mesela noterden hisse alıp dediğimizde takdir edersiniz ki buradaki artık kök, isim. Bu garip hisse dur diyemiyorum dediğimizde burada ne var? Ünsüz türemesi var. Şimdi buraya dikkat edin. Özellikle üçüncü kısım çok önemli. Burası çok önemli. 2016 lisansta bir tane soru iptal oldu. İptal olmasının sebebi idi imiş ise ek eylemleri yanındaki kelimeyle birleşirse ünlü düşmesi olur. Cevabı Adana vermişlerdi. İnternetten bakabilirsiniz. Ama ünlü düşmesi Adana seçeneğinde de büyüğü idi, büyüğüydü gibi gerçekleşmişti. Soru bu sebeple iptale gitti. Şimdi bak. Ne garip bir, nasıl bir his ise hisse beni öldürüyordu dediğimizde işte burada ne var? Ünlü düşmesi var. Bir kez daha söyleyelim. İdi, imiş, ise ek eylemleri ve ile edatı yanındaki kelimeyle birleşirse ünlü düşmesi olur. Tek kelime gibi görünse de böyle kalıp şeklinde size öğretilmiş olsa da kullandığınız yere göre değişir. Derste bunlardan bahsetmiş olacağız. Devam ettim arkadaşlar. Şurayı izninizle hızlıca ben silmiş olayım. Örnek, çok yine basit olduğunu düşündüğümüz, gayet bilinen bir şeymiş gibi düşündüğümüz ama ters köşelik başka bir nokta. Mesela diyor ki canlılardan deniz atını merak ederdim. Beşinci cümlede basit türemiş bileşik yapılı sözcükler bir arada kullanılmıştır. Çok kolay soru gibi geliyor adaya. Diyor ki aday, candan canlı. Hocam türemiş değil mi? Doğru, türemiş. Candan canlı. Deniz atı bileşik değil mi? Bileşik. Aday hemen şunu yapıyor. Hocam merak da basit sözcük değil mi? Değil. Niye? Çünkü yardımcı eylem var. Etmek, eylemek, olmak, kılmak. Cümlenin ögelerinde de bunlar ayrılamazlar. Yani yardımcı bileşik eylemler ayrılamayacağı için bu da birleşik sözcüktür. Doğal olarak bu noktada basit sözcük bu cümlede yer almaz arkadaşlar. Kastettiğim şey bu. Evet, son olarak yaşlılar bazılarını sevmeseler de tüm ilaçları içerler. Genelde sınav sorularında, testlerde, denemelerde çıkar. Bazılarının sözcüğü adlaşmış sıfat mıdır? ÖSYM sormayı sever. Değildir. Niye? Dikkat edin şimdi. Niteleme sıfatında isim düşerse adlaşmış sıfat. Belirtme sıfatında isim düşerse aynı türden zamir olur. Hani az önceki o niteleme belirtme vurgusu yapmıştık ya şu garip dünya örneğinde. Aslında buraya temel atıyoruz. Bir daha söyleyelim. Nitelemede isim düşerse kirli elbiseler kirliler. Çalışkan öğrenciler çalışkanlar. Yaşlı insanlar yaşlılar. Nasıl sorusuna cevap veren nitelemede isim düşerse adlaşmış sıfat. Ama işarette, belgisizde, soruda isim düşerse bunlar aynı türden zamir olur. Yani bazı ilaçlar olursa belgisiz sıfat, bazıları olursa belgisiz zamir olur. Bu ve bunun gibi gerek sözel mantıkta, gerek dil bilgisinde, gerek paragraflarda, cümlede anlamlarda çok pratik, püf noktalık yerler var. Lütfen ilk videoyu izleyin. Tarzımı, tavrımı, ne demek istediğimi görürsünüz. İnşallah çok güzel bir süreç yaşayacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.